Arkadaşlar merhaba. AFE sınav stratejileri, yani yeni sistemde sınavlarda nasıl bir taktik izleyeceğiz, bunu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak şöyle bir hatırlatmamız var. Sınavlarda her yanlış cevap eksi 6.25 puan demek. Yani atıyorum 20 soruda bir soru yanlışınız varsa, 19 doğrunuz varsa, normalde eski sistemde 4 yanlış bir doğruyu götürmezken 5 puan kesiliyordu, 95 geliyordu. Fakat bu bir sorunun yanında, 5 puanın kesilmesinin yanında bir de artı 1.25 puan da kesiliyor. 6.25 puan kesilmiş oluyor. Yani 95 değil de 87.25 falan puan geliyor. Yani 88.75 falan puan geliyor. Bu şekilde yani. Her 5 puanın yanında 1.25 puan daha eksiltmemiz gerekiyor. Bu açıdan sınavda yaptığımız sorularda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Daha sonra soruları üstün körü okumayın arkadaşlar. Tam okuyup anlayarak cevaplayın. Normalde şey oluyor. Cevabını bildiğiniz bir sorunun ilk okuduğunuz anda zaten şey olacak. Cevabı hemen aklınıza gelecek. Fakat bazı sorularda şaşırtmacılığı da olabiliyor. Siz emin olduğunuz soruları orada bir tersi sorulmuş oluyor. Bunu sınav esnasında fark edemeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden soruları tam ve şey olarak okumanız gerekiyor. Anlayarak okumanız gerekiyor. Daha sonra bir dersten 10 soru doğru yapabiliyorsanız bilmediğiniz soruları kesinlikle çözmeyin arkadaşlar ki 50 bu şekilde, yani 10 doğru çıkardığınızda şey, boş bıraktıklarınız zaten puanlamaya dahil değil. Eğer yanlış yaparsanız bu 50 puandan da düşüyor. Atıyorum kalan 10 puanda 10 soruyu da tamamını yanlış yapma riskiniz de var. Şöyle de bir şey var. O salladığınız 10 tane de mesela sallamış olsanız, onunu bilerek yaptınız, onu da salladınız diyelim. Yani 50'nin üstüne çıkma şansınız da var, altına düşme şansınız da var. Ama siz durumu garantilemek istiyorsanız 20 sorunun 10'unu yapabiliyorsanız, yani kendinizden eminseniz, benim size tavsiyem diğer 10 soruyu bilmediğiniz soruları yapmayın arkadaşlar. Bu sayede 50 puan garanti olur. Böylece de o dersten kalmazsınız, yani finalde de bu şekilde devam edersiniz. Yani bu taktikler genelde ara sınav ve finaller için, ikisi için de geçerli. Buna karşın 5 doğrunuz varsa mantık yürüterek çıkarabildiğiniz soruları cevaplayın ki 5 doğru 25 puan demek. Bu da o dersten sizi geçirmiyor arkadaşlar. Açık öğretimde baraj sistemi var Anadolu AFE'de. Yani çam alt sınırı var. Bu 30 puan. Yani bu 25 puan hesaplaması şöyle. Atıyorum ara sınavdan 25 aldınız. Kurtarmak için size kaç puan gerekiyorsa ona göre çalışmanız gerekiyor. Ben ortalama bir şey söyledim burada. 25 puan, yani 5 doğru çıkardınız diyelim ortalama olarak. 25 puan eder. Bu da sizi geçirmiyor arkadaşlar genel anlamda. Yani bu şekilde olduğunda yapın. Böyle mantık olarak çıkarabileceğiniz sorulara da yönelin arkadaşlar. Ayrıca doğru sayınız 6 ve altında çıkıyorsa, bir soruda 2 şıkka kadar eleyebiliyorsanız bu soruları cevaplayın. Yani dediğim gibi 5 ya da 6 soru yaptınız diyelim. Yapın. Mantık olarak çıkarabileceğiniz 2 şıkka kadar elediğiniz soruları da üzerinde çalışın arkadaşlar. Tek 2 şıkka kadar eliyorsanız ikisinden birini seçip cevaplayın arkadaşlar. Çünkü 5 ya da 6 doğru. 6 doğru geçirme ihtimali var da bazı derslerde 30 puan yapar ama 5 doğru geçirmiyor arkadaşlar. Zorlandığınız dersleri sona bırakın arkadaşlar. Hem süreyi bu sayede hem size verilen süreyi etkin şekilde kullanmış olacaksınız. Yani zorlandığınız bir soruyu şöyle düşünün. Okudunuz diyelim. Zaten bildiğiniz sorunun ilk anda cevabı zihninizde canlanır. Ama o soru üzerinde düşünmeye başladığınızda hep süre kayboluyor. Bu kez ötelediğiniz, yapmadığınız sorular bildiğiniz sorular olacak. Belki süre yetmeyecek bu sefer.
Bu yüzden bilmediğiniz soruları hemen atlayın arkadaşlar. Geri dönme süreniz olsun. Çünkü bildiğiniz soruları tamamladığınızda geri döner tekrar yapabilirsiniz. Hem de bu sayede yani bir soruyu bilemezsiniz ya da dersin komple soruları istediğiniz gibi çıkmaz çalıştığınız yerlerden. Diğer derslere de yansıyabilir yani sınav esnasında. Bu da bir moral bozukluğu olabilir çünkü dikkat dağılmasına sebep oluyor. Bildiğiniz soruları dahi yanlış yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bilmediğiniz soruları hemen atlayın, bildiğiniz sorulardan devam edin arkadaşlar. Hemen hatırlatma yapayım. Unutmayın ki bir dersin ortalamasına ara sınavın %30'u, dönem sonu sınavının %70'i etkiliyor arkadaşlar AEF sınavlarında. Yani ara sınav puanını 0.30 ile çarpacaksınız. Dönem sonu sınav puanınızı da 0.70 ile çarpıp bu iki çarpımın sonuçlarını da toplayacaksınız. Bu da sizin şey oluyor, ders puanınız oluyor arkadaşlar. Bu iki sınavın bu çarpımlarını topladığınızda 30 ve üzeri olduğunda çana dahil ediliyorsunuz. Yani genel anlamda 30'u geçen dersler kritik dersler, yani zor dersler şey oluyor. 30'un üzerinde olduğu zaman geçiyor genel anlamda. Fakat bazı dersler şeyden 35'ten falan geçmediği oluyor. Bazı kolay dersler var. Bunu bir dersten sınava giren tüm arkadaşların başarısı etkiliyor yani. Herkes o sınavı şey yapmışsa, sınavdan kolay geçmişse 35 bu sefer şey oluyor. Alt sınırı yükseliyor biraz daha. Yani her o dersten sınava giren arkadaşların başarısına göre o çanın alt sınırı yükseliyor arkadaşlar. Ya da başarısızlığına göre tabana kadar, en alt sınıra kadar düşüyor arkadaşlar. Bu açıdan benim hatırlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.